tortur. FETÖ'nün özel misyoneri. FETÖ Türkiye siyasetini karıştırmak için yalan ve iftira mekanizmasını çalıştırmayı sürdürüyor. Türkiye'de bu konuda partnerleri var. Birleşik Arap Emirlikleri tarafından finanse edilen Ahval adlı yayında firari Yavuz Baydar'a bağlanarak 13 rehiniyi Garada Türk ordusu öldürdü Yalan üreten HDP'li Hüdakaya kafasının aynısından CHP'de de olmaması düşünlemez. Bu zehirli ve rezil siyasetçi grubunun en önemli misyonu da iktidar kanadında tehlikeli ve kendilerine engel olarak gördükleri isimleri tek tek düşürmek. Nitekim CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel bu tipik FETÖ taktiği ile hedefindeki kişiyi devirmeye çalışıyor. Ağaç kakan gibi hep aynı yeri gagalıyor. Attığı her adımda sosyal medyada FETÖ trolleri ve yurt dışındaki FETÖ medyasında büyük destek görüyor. Son aylarda uğraştığı kişi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun. Neden Fahrettin Altun? Çok basit. Fahrettin Altun, FETÖ'cülerin ve desteklediği muhalefetin en güçlü olduğu sosyal medya mecraları ve iletişimde onlara dünyayı dar ediyor. Yalanları ve iftiraları suratlarına çarpılıyor. CHP'lerin sistematik olarak dolaşıma soktukları yalanlar hızlı biçimde çürütülüyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iletişim politikası geçmişi oranla daha proaktif biçimde yönetiliyor. Bir noktanın altını çizeyim. Henüz işin başındalar ve tam randımanlı çalışmaya başlamış değiller üstelik. Çünkü kuruluş aşaması tam olarak bitmedi. Ama FETÖ'cü akıl tehlikeyi zamanında gördüğü için altının işini en başında bitirmek istiyorlar. İttifakları olan medya ve İstanbul İl Başkanı ile yalıda oturuyor, kaçak inşaat yaptırdı diye yaptırdıkları yalan haberlerle epey uğraştılar ama indiremediler Fahrettin Altun'u. Özgür Özel'in ve CHP'nin rahatsızlığının temelindeki sebep de bu. Daha ne kadar alçalabileceklerini merakla bekliyorum. İmamoğlu Cumhurbaşkanı'ndan otobüs alımı desteği isterken o ayrıntıyı da söyledi mi? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kadir Topbaş'ın cenaze törenini fırsat bilip Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüştüğünü, hatta hangi konuda taleplerde bulunduğunu biliyordum ama yazmamıştım. İsmail Küçükkaya İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanından borşanma talebinin onaylanmasını ve belediye otobüsü alımında destek olmasını istediğini söyleyince o görüşmedeki çok önemli detayı anlatmak şart oldu. Evet İmamoğlu otobüs alımı var demiş ama işin püf noktası başka. Öncelikle merak ettiğim konu şu. Ekrem İmamoğlu otobüs alımı derken Cumhurbaşkanı'na gerçekten 0 km otobüs alımından mı söz etti? Yani Cumhurbaşkanı'ndan otobüs alımı desteği isterken o çok ilginç ayrıntıyı söyledi mi? Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun destek istediği proje, otobüs ama ona yakın kaynaklardan edindiğim bilgiye göre kendisi sıfır otobüs satın almayacak. Ne yapacak? İETT bünyesine kattığı halk otobüsleri de dahil olmak üzere ıskartaya çıkmış ve artık her yıl on binlerce dolar bakım masrafı çıkaran motorin yakıtlı otobüsleri dış ve iç yenilemeleri de içinde olmak üzere elektrikli otobüslere dönüştürecek. Şimdi soruyu daha açık biçimde yöneltelim. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan otobüs alımı desteği isterken ona bu alım için talep ettiği paranın ıskartaya çıkmış otobüslerin yenilenmesi için kullanılacağını söyledi mi? Söylemiş olması gerekir diye düşünüyorum. Zira Cumhurbaşkanının elektrikli araçlara düşkünlüğü malum ve bu konuda dünyadan daha hızlı davranarak önemli adımlar attı. Gerçi tok sadece marka olarak Türk Yazılım, motor, batarya, kaporta hepsi dışarıdan ama olsun. En azından niyet var. Neyse, konumuz İmamoğlu'nun elektrikli otobüsleri olduğuna göre bize şimdiden kendisini tebrik etmek ve hayırlı olsun demek düşer. Aslına bakılırsa elektrikli otobüs projesi ta rahmetli Kadir Topbaş döneminde başladı ve onun yerine vekareten başkanlığı devralan Mevlüt Uysal anlaşmayı tam imzalamak üzereydi ki Binali Yıldırım'ın başkan olacağı varsayımıyla bir sonraki döneme bırakıldı açıklanması. İmamoğlu en doğrusunu yaparak bu projeyi devam ettirme kararı aldı. Çünkü bir fiyat karşılaştırması yapıldığında İBB yenilenmiş elektrikli bir otobüsü sıfır aracın dörtte birine mal edecek. Üstelik bu otobüsün harcayacağı elektrik yakıtla mukayese edilemeyecek kadar düşük. Diğer belediyeler de aynı yola başvurmalılar. İnanılmaz bir tasarruf sağlar. Bence iktidar eğer olumlu düşünüyorsa bu konuda atılacak adımlarda sadece İstanbul'a değil tüm büyük şehirlerin belediyelerine destek vermeli. Fuat Uğur Serkan Fıçıcı Kılıçdaroğlu CHP'yi bitirecek. HDP kapatılır mı? Kılıçdaroğlu son çıkışıyla dert etmeyin ben varım dedi. Kime? Hem PKK'ya hem de bu hain örgütü kullananlara. Kimse kusura bakmasın öyle konuşursan böyle anlaşılır. Operasyonun hemen ardından HDP'lilerin neler söylediklerine bakın. Kopyalayıp yapıştırdı ve diline aynı sözleri yakıştırdı hem de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun operasyona ilişkin tüm bilgileri paylaşmış olmasına rağmen. Hatta görüşmenin sonunda merak ettiğiniz başka bir şey var mı diye kendisine sorulduğu halde. Kandil'deki büyük baş teröristler biz dağdayız ama fikirlerimiz CHP'nin yönetim katında deseler geridir. Ağır mı bu sözler? Evet ağır. Ama Garada 13 şehidimizin katledilmesinden terör örgütü PKK'yı değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu tutması başka türlü nasıl izah edilir? Eğer Garadaki katliam yaşanmamış olsaydı yeni anayasa hazırlığını tartışıyor olacaktık. Daha güçlü ve daha mutlu bir Türkiye için tüm partilerin görüşlerini ortaya koymasını isteyecektik. Toplumsal sözleşmenin mümkün olan en geniş katılımla hayata geçirilmesi adına siyaseti uzlaşma arayışlarına teşvik edecektik. Ama ne oldu? Kılıçdaroğlu PKK'yı aklayıp Türkiye'yi karaladı. Ortak tavır gerektiren en hassas meselelerimizde bile o zehirli nefret dilinden vazgeçmeyeceğini gösterdi. Böylelikle daha kurulmadan yeni anayasa masasını dağıtacağını da işaretini verdi. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan bilgilendirme için bakanlarını kılıçlar göndererek hata mı yaptı? Hayır. Siyasette daha fazla görmek istediğimiz çık hareketlerden biriydi aslında. Ama bu nezaketin karşılığı o çirkin iftira olmamalıydı. Muharremince Cumhurbaşkanlığı seçimini neden kaybettiniz diye sorulduğunda önemli bir itirafta bulunmuştu. En büyük hatasının Afrin operasyonunu yöneten Kor General İsmail Metin Temel hakkında apoletlerini sökeceğim ifadelerini kullanması olduğunu söylemişti. HDP Genel Başkanı Sezai Temelli, Afrin'i geri alacağız dedikten hemen sonra Muharrem İnce'nin o sözleri sarf etmesi, ceza sahası içindeki en kusurlu hareketli ve seçmenden kırmızı kart gördü. Not edelim. Gara katliamı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ortaya atılan o çirkin iftira var ya, sahibinin anına çoktan bir kara leke gibi yapıştı. Çünkü kimse bunu bir dil süçmesi, ayak dolanması ya da ne olacak siyaset işte diye geçiştirmez. Yani ciddi sonuçları olur. Bir süre sonra CHP'lilerden PKK ağzıyla konuşmamızın cezasını çekiyoruz daflarını daha yüksek sesle duymaya başlarız. Eğer CHP, Kılıçdaroğlu'nun artık taşınamaz bir yük haline geldiğini görmemekte direnecekse kitlesel kopuşlara hazır olmalı. Serkan Fıçıcı